Saat 18.15 civarında bulunduğumuz bu bölgede bir biraz sonra Sayın Bakanımız 350 metre kutlarında olan olayın ayrıntılarını da ifade edecek. Patlama meydana geldi. Ve bu patlamanın akabinde gerek buranın tahliyesi ekipleri olarak kurtarmak, gerekse hemen çevreden gelen tüm tahliyesi ve arama kurtarmak ekipleri müdahale ettiler. Türkiye'de bu konuda yetiyor olan tüm arama kurtarma ekipleri yollara çıktılar. Ve oraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız ve bu konuya vakıf olan bütün arkadaşlarımız çalışmalarını burada sürdürüyorlar. Hala'nın olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte hem arama kurtarmaya nezaret ediyor. İki ambulans uçak Doğu'dan havalimanına intikal ediyor. O da bir Sahra Hastanesi ambulanslarla birlikte Doğu Hastanesi de intikal etti. Çok hakikaten bizim tutulduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük bir bizim tutulduğumuz tablona karşı karşıyayız. 110 kişi kardeşimiz orada çalışıyor idi. Ve bunların bir kısmı kendisi bu patlamadan hemen sonra üst katta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 7 kardeşimiz de şu anda hastaneye intikal etti. Ve 3 kişi, 3 kardeşimiz yoğun bakımda, diğerlerinin yaralarında, tedavi altında, yanık olanların bir kısmını İstanbul'a intikal konusunda gerek bütün hazırlıklar gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda hakikaten büyük bir mücadele Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Hem arama kurtarma ekiplerimizin ve tahliye ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler buralarda onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Paylaşmaya çalışıyoruz. Dönem dönem yani bilgi aldıkça sizlere bilgi intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen farklı bilgiler vatandaşlarımızın itibar edilmesini istiyoruz. Onun için belirli periyotlarda, saat aralıklarında sizlerle bilgiyi paylaşmış olacağız. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Allah sağ olasın. Sayın Bakanımız, sayıyı tekrar alabilir miyiz lütfen? Sayın Bakanımız, sayı şu. Bu var diye çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölge. Yani bu yedi kolu deniyor kolda çalışan kardeşimizin sayısı 44 artı 5. 49. Yani vali anlamdan da açıkladı sayı. 110 da dahil olmak üzere içeriden çıkanlar, kendisi çıkanlardan çıkarlarla hastaneye intikal eden sayı 21. 7 kişi de yoktu. 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda. Tekrar ifade etmek isterim. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmelerini
rica ediyoruz. İnşallah aşağıdaki arkadaşlarımız, arama kurtarma yapan arkadaşlarımız gayretle bize güzel ve mutlu haberler verebilirler. Tüm duamız, tüm niyazımız olur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız. Sayın Bakanımız ne sordu? Aşağıda kaç kişi kaldı? Şimdi 110 kodunda 110 kişinin kısa kodlarında onların bir bölümü zaten sağ salim çıkarıyor. Ama aşağıdaki 49 kişinin olduğu alanda hala tahliye ekipleri o alana müdahale etmeye çalışıyorlar. O alandan çıkardıklarımız var. Bu alandan çıkaramadıklarımız var. Bu konudaki tüm detaylı bilgileri her saat başı sizlerle beraber paylaşmış olacağız. Ve arama kurtarmayı sordular herhalde. Takdir edersiniz ki dönem dönem arkadaşlarımız, yani 70'in üzerinde bir arama kurtarmacı var, sadece tahliye gibi. Ama dönem dönem aşağıya girenler, dönem dönem de aşağıdan çıkanlar oluyor.